Günaydın arkadaşlar. Bir yürüyüş videosu yapmak istedim. Daha var bir tane yapmıştım. Böyle biraz yatırımcılıktan bahsedeceğiz ve neden insanlar yatırımcılıkta para kaybediyor, bundan bahsedeceğiz. Daha önceki yürüyüş videosundaki konumuz hisse senetlerinizi ne zaman satmanız gerekirdi. Zamanlaması fena değildi yani. Kötü giden bir ayda hisse senedi satmaktan bahsetmiştik. Bugün ama neden insanlar para kaybediyorlar? Bunun temel 7 sebebi nedir? Bundan bahsedeceğim. Hazırsanız hem sohbete hem de yürüyüşe başlıyoruz. Sık sık gördüğüm birinci büyük hata insanların yatırımcılık trader olmayı karıştırması. Ne demek bu? Yatırımcılık benim gözümde uzun vadede doğru hisse senetlerine, doğru varlıklara yatırım yapmak ve sabırla o yatırımımızın karşılığını beklemek. Oysa pek çok insan trader gibi davranıyor. Bizim bir grubumuz var, Haddini Aş grubu diye, orada sürekli trade'lerimi paylaşıyorum. Canlı sohbetler yapıyoruz. WhatsApp grubumuz var, haberleşiyoruz. Ve orada hani epey aslında yatırımcılık konusunda gelişmiş olduğuna inandığım sevgili dostlarım bile günlük olarak ne kadar fiyat hareketlerine etkilendiğini üzülerek izliyorum. Hemen panik oluyor. Eyvah eyvah, satışlar var. Eyvah, fiyat çok aşağı gidiyor. Ne yapacağız vesaire. Ve hemen işlem yapmaya çalışıyorlar ve bu tip işlemler genellikle hüsranla bitiyor. Kısa vadede borsadan para kazanmak çok çok zordur. Kısa vadede al satlarla para kazanmak için çok profesyonel trader olmanız gerek. Eğer çok profesyonel trader değilseniz, yani teknikten çok iyi anlamıyorsanız, profesyonel bir trader olmanın gerektirdiği psikolojik yönetime hakim değilseniz, yani kendi duygularınızı yönetmek konusunda gelişkin değilseniz, o iş olmaz sevgili arkadaşlar, hiç uğraşmayın. Bu nedenle kendinizi trader olmaktan uzun vadeli bir yatırımcıya doğru dönüştürmeniz ve bu işi bir geçim kaynağı olarak görmek yerine, benim zaten bir geçim kaynağım var, oradan paramı kazanıyorum, buradaysa o paramı değerlendiriyorum diye düşünmeniz daha doğru olacaktır. Bundan geçim sağlamaya çalışırsanız çok profesyonel ekiplerle, bilgisayarlarla, yapay zeka ile, algoritma ile mücadele etmeye başlarsınız. Onları yenmek öyle kolay değil. İkinci hata, yanlış şirket seçimleri. Ne demek yanlış şirket? İşte birisinden bir tüyo aldım ben. Hocam bu şirket çok iyi gidecekmiş. Bu teknoloji kopacakmış. Bu şirketin işte devletle böyle ilişkileri varmış falan, böyle gazlara gelmek. Bu gazlar genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü iyi bir şirket dediğimizin temellerinde güçlü bir bilanço yatar. Şirketin varlıkları ne durumda? Pozitifteki takışı var mı? İleride olacak mı? Karlılığı nasıl? Şirket yeni ürünler çıkarıyor mu? Karlılığını uzun süre buralar tutacak mı? Müşteri memnuniyeti nasıl? Satış ve pazarlama aşırı para harcaması mı gerekiyor, yoksa nispeten düşük harcamayla bu işleri yapabiliyor mu? Önemli olan konu bu. Bu nedenle eğer yanlış şirket seçerseniz büyük gol yersiniz. Doğru şirket seçmeniz lazım. Doğru şirket seçerken de iki şeye bakacaksınız. Bir tanesi tabii ki nakit akışı, bilançosu gibi işin temelleri. İkincisi de tekniği. Temeller tarafında ben seekingalpha.com'u kullanıyorum. Size için orada güzel bir indirim var eğer kullanacak olursanız. Şirketlerle ilgili çok veri var orada. Amerikan şirketlerine ilgili. Oradan yararlanıyorum. En son analizler, finansal raporlar, şirket yöneticilerin yorumları, temel rasyolar. Müthiş veri var, ondan yararlanıyorum. İkincisi bir de tabii tekniğe de bakmak lazım. Ne demek tekniğe bakmak? Bu hisseyi alacağım da, yani gelip de dirençten de almayalım değil mi? Biraz daha aşağılardan bir yerden almakta fayda var. Bunun için teknik analize bakmak lazım. Orada da quantfury.com'u kullanıyorum. Quantfury benim zaman zaman kısa vadeli trade yaptığım yer. Ben uzun yıllardır bu iş için olduğum için zaman zaman bunları yapabiliyorum ve fena da kazanmıyorum, ama zor iş hakikaten. İkincisi aynı zamanda TradingView'la da bir işbirlikleri var. Bu sayede quantfury.com içerisinde TradingView analizleri de yapabiliyorsunuz. Yani teknik analizler, grafik analizler yapabiliyorsunuz. Bu size o hisseyi almanın doğru zamanı olup olmadığını gösterir. Ama işin doğrusu, eğer o hisseyle ilgili gerçekten uzun vadeli bakıyorsanız, o zaman bu teknik analizin önemi de azalıyor. Çünkü uzun vadede çok yukarı gidecek bir hissede 3-5 kuruşa bek bakmamakta fayda var. Ama yine de kimse pahalı hisse almak istemez. Bu nedenle teknik analizi iş içine katmak lazım. Pek çok acemi yatırımcının yaptığı üçüncü hata vade problemi. Çok kısa vadeli veya orta vadeli bakıyorlar. Her 3 ayda bir biliyorsunuz şirketler bilançolarını açıklıyor. O bilanço açıklamalarından inanılmaz anlamlar çıkartıyorlar. Falantir'de yaşadık mesela. Neden bu şirket yeterince hızlı büyümedi diye saf büyümesine elleri gidiveriyor. Anlıyorum, ama öte yandan kendi hayatınızdan düşünün. Yani bir insanın kişisel hayatında bile 3 ayda bir şeyi çok değiştirmesi mümkün değil. Doğru muyum? Bu durumda bu kadar kısa vadede bir şirkete yatırım yaparsanız, o şirketin esas büyüme fırsatından yararlanamıyor olabilirsiniz. Çünkü bir şirketin doğruları yapması ve bu doğrulardan doğru ürünler, doğru iş modelleri yaratması vakit alan bir şey. Bu vakte izin vermelisiniz. Bunun başka bir çaresi yok. Eğer çok kısa vadeli bakıyorsanız şirketin o gelişim yolculuğuna ayarlanamıyorsunuz demektir. Yani çok basit düşünün. Tesla yanılmıyorsam ilk halka açıldığı zaman 2013. 2013'te yatırım yapsaydınız ve 2014'te çıksaydınız, Tesla'nın bugünkü yerinde olabilir miydiniz değil mi? Bu kadar basit aslında mesele. Uzun vade olmalı ki şirket
o uzun vadede o hedeflerini tutturabilsin. Yönetim verdiği sözleri tutturabilsin. O teknolojiler otursun, o ürünler otursun. O yüzden vadenizi uzun. Ben 5 yıl vadede bakıyorum. Herkesin vade anlayışı farklı olabilir. Ama kısa vade hiç yararlı bir şey değil ve kısa vadede başarılı olmak gerçekten çok zor. 4. hata ve bence en büyük hatalardan bir tanesi sürekli ekranlara bakmak. Bakmayın şu ekranlara arkadaşlar. Eğer trader değilseniz, yani gün içerisinde alıp satım fırsatları aramıyorsanız, ki demin bahsettim o çok zor bir şey. Ekrana her an bakmayın. Şunu günde bir veya ikiye indirin. Buna çok şaşırıyorum. Yani Twitter'daki toplulukta da görüyorum, WhatsApp'ta da görüyorum bunu. Hemen o ekrandaki fiyatlara bakıp panik hareketler yapmak. Yukarı veya aşağı yönde. Hocam bu hisse yükseliyor, ben de dalacağım. Hocam bu hisse düşüyor, hemen çıkalım mı, kaçalım mı? Hocam bu hisse dip yaptı galiba, ben buradan giriyorum. Bu kadar acele etmeyin. Ekranlarla geçirdiğiniz vakit arttıkça daha yanlış karar alma ihtimaliniz artıyor. Trader değilseniz, tekrar söylüyorum. Ve hep aklınızda şunu tutun. Warren Buffett'ın odasında ekran yok. Adamda ekran yok. Adam onun yerine şirket bilançolarının raporlarını okumayı tercih ediyor. Gidip şirket yöneticileriyle görüşmeyi tercih ediyor. Şirketin ürünlerini denemeyi tercih ediyor. Yatırım yaptığı şirketlerin ürünlerinden müşterilerine kadar memnun olanı anlamaya çalışıyor. Tamamen başka bir yerden bakıyor. Makro dünyada ne oluyor? Hangi trendler var? Bunları anlamaya çalışıyor. Ekranlara bakmıyor. Çünkü diyor ki ben bir hisse senedi aldığım zaman ondan zaten uzun vadeli evlilik almak için alıyorum. Her gün eşinizi değerlendiriyor musunuz? Yapanınız varsa yapmayın, yani o bir yere varmaz. Veya gayrimenkul yatırımı düşünün. Gayrimenkulde her gün yatırım yaptığınız gayrimenkulün fiyatına bakıp eyvah bunun fiyatı düşmüş, hemen satayım, yükselmiş, hemen alayım falan diyor musunuz? Yapmıyorsunuz bunları. Hisse senetlerinde de yapmamanız lazım. O yüzden ekrana bakma sürenizi kesinlikle azaltmanız gerekiyor. 5. büyük hata olarak neye yatırım yaptığınızı bilmemeyi görüyorum. Yani ben uzun vadede portföyümün ana parçası olarak gördüğüm şirketlerin gerçekten bütün detaylarına hakimim. Yani finansal detaylara değil, ürünlere de hakimim. Ürün geliştirmene de hakimim. Yöneticileri kim, ona da hakimim. Şirketin kültürü hakkında ne bulursam okuyorum. Şirkete çalışanların veya şirketten ayrılanların yorumlarını okuyorum. Neden bu çok önemli biliyor musunuz? Çünkü yatırım yaptığınız varlığın gerçekte ne olduğunu bilirseniz gürültüden uzak kalabilirsiniz. Çünkü finansal dünya gürültüyle dolu. Onlarca rapor üretiliyor, yorumlar yapılıyor, analizler yapılıyor. İnanılmaz bir gürültü dünyası bu. Ve siz kendinizi gürültüye daha fazla kaptırdıkça daha fazla hata yapma ihtimaliniz var. İşte sabah kalkıyorsunuz, yatırım yaptığınız şirketin yöneticisinin hisse senedi sattığını görüyorsunuz. Panik yapıyorsunuz, eyvah o yönetici hisse senedi sattıysa kim bilir ne kadar kötü şeyler olacak diye. Oysa değil. Oysa o hisse senedi satışı zaten çok önceden programlanmış, şirket yöneticisinin gelirinin bir bölümünü oluşturuyor. Gayet doğal yani öyle olması. Ama işte panik yapabiliyorsun. Bundan kurtulmanın tek ve biricik yolu neye yatırım yaptığınızı iyi bilmeniz. Geldik 6. hataya. 6. hata nedir biliyor musunuz? Aşırı dağıtık portföyler. Görüyorum bazı yatırımcıları küçük de bir miktar parası var. Atıyorum 20 bin dolar, 10 bin dolar neyse. 10-12 tane hisse senedi var. Ya arkadaş 11-12 hisse senedinin detaylarını sen nasıl takip edeceksin? Üstelik 11 bin doların varsa buna değmez de yani. Hani bundan elde edeceğin kazanç devasa da olmaz. Bunu bölmek yerine daha az gerçekten inandığın, gerçekten detaydan hakim olduğun, 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında baktığında dünyada iddialı bir yeri olacağına inandığın şirketlere yatırım yapsana ve bunları yakından takip etsene. Bizim şu ana kadar grupla beraber ele aldığımız 17 hisse senedi oldu ki bunlardan en sonuncusu da yatırım yapmayın dedim. Ağır mı? Yakın zamanda halka açılıyor. Şimdilik yapmayın dedim en azından. Daha evvel NIO'ya yine yatırım yapmayın demiştim. Yani geriye kalıyor aslında 15 tane hisse senedi. 15 hisse senedinin 15'inde birden yatırım yapmak bile çok zor ki ben grup adına çok yakın takip ediyorum. Henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız veya Dinar lütfen hemen üye olun, aşağıda katıl üyesi olmanın tuşu var. Ama ben bile yetemiyorum ve insanların kendi eforlarını mutlaka koymaları gerekiyor. Eğer kendi eforunuzu koymazsanız ve hisse senetlerini yakından takip etmezseniz yatırımcı olamazsınız. Bu nedenle portföylerinizi biraz yoğunlaştırmanız gerekiyor. Ne anlama geliyor bu? Daha az sayıda şirket ve o şirketlerle ilgili her gün yatırım yaptığınız diyelim 3 şirket var. Çıkan bütün haberleri, bütün yorumları okumak. Hisse senedi teknik hareketlerini takip ediyor olmak. Günde yarım saat ekrana her an bakın demiyorum. Haberleri okuyun diyorum. Şirketin iş modeli hakkında, ürünleri hakkında takipte bulunmak. Yöneticiler ne söyledi bunu yakından bilmek. Yapmanız gereken şey bu. Bu çok fazla şirketle maalesef olacak iş değil. Takip edin şirket sayısını. Mutlaka azaltmanız ve portföyünüzü biraz yoğunlaştırmanız gerekiyor. Gelelim 7. büyük hataya ki bence en önemlilerinden bir tanesi portfolyo büyüklüğü. Eğer aşırı büyük bir portföye sahipseniz ve bu portföye koyduğunuz para sizin için yaşamsal önemdeyse kötü yatırımcı olursunuz. Nokta. Ne demek istiyorum burada? Benim hep tavsiyem ihtiyacınız olmayan yedeğe ayırabileceğiniz parayla yatırım yapmanız.
ki o zaman sabırlı olabilirsiniz. O zaman uzun vadeli bakabilirsiniz. O zaman kısa hareketlerde panik yapmaz. Yarın ihtiyacınız olacak bir parayla. Bana öyle bazen ihtiyaçlar geliyor ki, benim işte hocam düğünüm var 3 ay sonra. Şimdi paramla Tesla alayım mı? Aman diyeyim, uzak dur. Aman diyeyim. 2-3 ayda hiçbir şey olmaz. 2-3 ayda para kaybetme ihtimalin para kazanma ihtimalinden daha fazladır. Bütün araştırmalar kısa vadede para kazanma ihtimalin uzun vadenin çok altında olduğunu gösteriyor. Ama o paraya acilen ihtiyacın varsa o zaman o parayı bozman gerekecek. Eğer oraya yatırdığınız para aşırı büyükse, gece uykularınızı kaçırıyorsa, bütün yaşam tasarrufunuzu oraya yatırmışsanız yine hata yapıyorsunuz demek. Çünkü o zaman panik kararlar alma ihtimaliniz artıyor. Bu kadar basit bu mesele. Bu nedenle portföy büyüklüğünüzün para kaybetseniz de o gün %5, %10 uykularınızı kaçırmayacak büyüklükte olması gerekiyor. Ve oraya koyduğunuz paraya birkaç ay, benim gözümde en az 6 ay ile 1 yıl arası hiç ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. 1 yıl sonrası için belki. O zaman rahat rahat uzun vadeli yatırımcı olursunuz. O zaman rahat rahat meseleye daha kapsamlı iyi bir yatırımcı gibi bakabilirsiniz. Evet, aslında iyi yatırımcı olmak demek bu hataları yapmamak demek, biliyor musunuz? Daha az hata yaparsanız paranız durduğu yerde büyümeye başlıyor. Mühim olan yatırımcılıkta para kaybetmemek, kazanmaktan ziyade. Çünkü kaybetmezseniz eninde sonunda her lise senedini iyi yatırım yapmışsanız doğru şirkete yüzünün güleceği bir gün geliyor. Yeter ki oraya kadar çok para kaybetmemiş olun. Yeter ki oraya kadar erimemiş olun. Erimemenin yolu da biraz önce bahsettiğim 7 hatadan kaçınmakla oluyor. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Böyle Türkiye'nin yine cennet bir bölgesindeyim. Çok güzel bir yerdeyim. Kısmetse öbür gün İstanbul'a dönüyoruz. Tekrar stüdyo yayınlarına başlayacağız. Ama böyle ayakta, canlı, güzel bir ortamdan yürüyerek yayın yapmak da benim hoşuma gidiyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.